Bu da kalmayabilirdi. Hepsi kopabilirdi. Ve ben artık böyle biraz şarlama moduna geçtim. Allah, yandı saçlarım, gitti kel kaldım falan. Ağlıyorum yani kuaförde. Böyle bir şey olamaz. Kel kaldım. Hello. Benim ufacık tefecik işte oturuşucuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir saç yanma vlogu. Saçlarım yandı, neler yaşadım ama yanmasına rağmen nasıl hala karşınızda saçlıymışım gibi, çok gür saçım varmış gibi oturuyorum. Bunların hepsinden size bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu anda neden saçlarım böyle gür duruyor? Bunun sırlarını vereceğim. Benim saçlarım yandıktan sonra cılızlaştı tabii haliyle. Ama cılızlaşmadan önceki gürlüğünde yaptığımı şu anda yaptıklarım arasında pek bir fark yok. Yani saçınız azsa, cılız bir saçınız varsa ya da saçlarınızın %70'i yandıysa, ki zira benim öyle oldu. Bu saçları gür gösterme yöntemlerini göstereceğim. Yanan saç için, daha hızlı uzaması için ne yapabiliriz onları göstereceğim. Mesela bakın benim saçım 2 haftalık bu saç. Ne kadar hızlı foşur foşur uzuyor. Neyle uzuyor? Bunu göstereceğim. Hatta beraber uygulayacağız. Şimdi ben, bakar mısınız yanan saçlar burada. Ensem komple yanık. Buralarım. Şöyle döneyim. Şunlar ve bu aralarda, buralarda, aralarda komple ele gelmiş yanık yanık saçlar var. Bakın bunlar yanık. %70'i yandı saçlarımın. Şimdi açıp göstereceğim size. Benim saçım inanılmaz toka tutmayan bir saçtı. Ama ne zaman ben bu platine geçtim? Neredeyse saçlarımın %70'ini kaybettim. Ya bu son boyama işleminde özellikle inanılmaz azaldı. Şimdi şöyle çok gür gibi duruyor değil mi? Ama aslında olan kadar. Gerçekten az. Çünkü benim saçım çok gürdü. Şu an böyle çok gibi gelir, aman bir şey yok diyebilirsiniz. Bir de bu 2 haftalık yaptığım işlemden dolayı böyle. Bakın 2 haftada bu kadar uzatabildim saçımı. Şöyle oldu. Kuaföre gittim. Boyadım. Böyle havalı havalı gittim artist artist. Boyatacaktım. Ha bu arada şunu, çok kısa şunu söyleyeceğim. Bunun böyle gür durmasını istiyorsanız saçınızı topluyorsunuz ya. Hemen çok kısa bir onu göstereyim. Sonra birkaç daha model göstereceğim. Eğer saçlarınız azsa, yandıysa ya da hani dökülme probleminiz varsa ve cılız saçlarınız varsa, onları gür göstermek sizin elinizde. Bakın ben böyle şunu şöyle topladığımda, yanma hikayemi anlatacağım. Anlatacağım da ona geleceğim yani. Bu da topuz arkadaşlar, bakın topladım. Burada bir şey. Ne oldu? Şey gibi durdu değil mi? Affedersiniz yani. Şey gibi. Saç az. Az olabilir. Fark etmez. Bunu böyle sıkıca toplamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer saçınızın volümlü gözükmesini istiyorsanız hemen şöyle tekrar açıyorum. Buradan bu arada buraları ben spreyledim daha önce. Şurada bir kalıplaşma var o yüzden. Bakın şimdi biraz daha bol geçiş yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar bol o kadar iyi. Şuraları gevşetiyorum bayağı. Bayağı böyle hop çekiştirin şuralardan. Yani uzunluğuna göre saçınızın. Bunu böyle çekiştirdikçe bu böyle ne kadar büyük gözükürse o kadar çok saçınız varmış gibi duracak. O kadar gürmüş gibi duracak saçınız. Mesela yani. Mesela iyi iyi amma miden şişti ha. Düdükle bunun arasında bayağı fark var. Bence var, bakar mısınız? Yani bu birinci hile. Şimdi nasıl yandığını anlatayım mı size? Şöyle oldu. Gittim ben kuaföre havalı havalı. Diplerim aynı bu kadardı ya da bundan bir tık uzundu. Bir tık uzundu sanki. Şu olaya tahammül edemiyorsanız asla saçınızın tamamını platin yapmayın. Çünkü %100 saçınız elinizde kalır. Çok dikkatli yapılması lazım. Yani fırçayı şu uç siyahları değdirmesi lazım. Sarılara hiç gelmemesi lazım ki saç kopmasın. Gittim ben havalı havalı. Arkadaş da yani çok ilgilenmedi açıkçası. Boyadı. Birkaçtır aynı şeyi yapan. Benim çocukluktan beri gittiğim kuaförüm yok şu an. Şehir dışında. Kayıp yani. Nerede bilmiyorum. Ben ona yaptırayım derken boyayı sürdü. Bekliyoruz. Bir 10 dakika sonra böyle bir şeyler oldu. Yani böyle birkaç tane tel dökülmeye başladı kafamda. Kucağıma bak diyorum, tel dökülüyor, bir sıkıntı var. Yok diyor, sen diyor saçını kaç gün taramıyorsun. Bunlar diyor taramadığınız saçları. Tamam dedim, okey. 10 dakika daha geçti. Bir de açılması için biraz bekliyorsunuz. Yoksa burası iğrenç bir turuncu oluyor. Bayağı beklemeniz gerekiyor. Sonra birkaç dakika sonra baktım daha yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Dedim bak bir şeyler oluyor falan. Sonra benim üstüme birisi daha geldi. Onun saçlarını yaparken benimle hiç ilgilenmedi. Ve ben artık böyle biraz şarlama moduna geçtim. Dedim ki bak bu yani normal değil, saç geliyor elime. Sonra neyse başka birisi acıdı bana orada, başka bir kuaför arkadaş. O yine benimle hiç ilgilenmiyor. Bir daha yani şeytan görsün yüzüm gerçekten. Benim saçlarım yıkandı ama böyle yıkanırken bile hani böyle bir rahatlama hissi gelir ya. Yanmış yani, bir böyle serinleme hissi geldi. Kafa yanıyor çünkü. Ondan sonra yıkandı, kurulanacak. Oturdum tarayacak ya. Saçımı taramadı. Saç tarağı taradı. Böyle bildiğiniz
tuttuğu an saçlar tarağın üstünde ve kız hani şey yapıyor, arka tarafa atmaya çalışıyor ama görünüyor yani. Şöyle elimi mi tutuyorum, saç geliyor, dedim ki kel kaldım. Oh god damn it, kafa gitti, yandı, saç yok, kel kaldım, ne yapacağımı düşünüyorum, peruk mu taksam. O an kafama geçenleri size anlatamam. Yani bir kadının çünkü en önemli aksesuarı saçıdır. Ve saçımız gitti ya. Allah'ım, sağlık problemleri yüzünden hani kaybeden arkadaşlarımız var, onları keza söylerim. Ama başka birinin ihmalkarlığı yüzünden ve dikkatsizliği yüzünden saçınız yanınca o başka bir duygu yani. Allah vermesin, hastalık daha zor tabii ki. Bunun kökü sizde yine. Ama sonuçta kuaföre gidiyorsunuz, para vererek güzelleşmek için gidiyorsunuz. Üstüne saçınız yanıyor ve elinizde kalıyor, neyse. Ve hala gelmiş diyor ki bana, yok bir şey yok diyor ya. Normal diyor bu kadar olması falan. Artık elinde kaldıkça o bile ikna oldu ve tamam diyor, taramıyorum. Direkt taramıyorum, ne olacağım ben böyle? Yani ama o halimi anlatamam size. Bu smiley face'den bir canavar çıktı. Çekim yapmak istedim bir taraftan. Sonra da beni öyle görmenizi istemedim yani. Çıkarken bile kalbim çarpıyor ya, inanılmaz kötüydü. Yani şöyle oluk oluk saçlar, şuralar falan. Yani şey, şu an tabii çok iyi durumu. Şu an çok iyi durumda görüyorsunuz. Sonra oradan başka bir kuaför arkadaş, onu sağ olsun yani unutamam o gün yaptığı iyilikleri. Geldi dedi ki, hemen dedi senin keratin alıyoruz hadi. Hemen keratin, yoğun bir şekilde keratin yüklüyoruz saçına. Zaten az, o an o kadar cılızdı ki saçım yani böyle. Herkes bana bakıyor. Bir de ben tabii cingar koparmışım artık. Allah! Yandı saçlarım, gitti, gel kaldım falan. Ağlıyorum yani kuaförde. Böyle bir şey olamaz. Sonra geldi. Benim saçıma keratin yükledi. Aynı arkadaş yüklüyor bu arada ama hiç muhatap değilim yani. Hiç de bir şey söylemiyor. Ne kusura bakma diyor, ne hiç üstüne almıyor bir şeyi. Ondan sonra ben delirirsin. Neyse. Hiç yüzüne bile bakmıyorum. Keratin yükledi. O keratin de dışarıda falan bayağı şey, bir kimyasal yani. Neyse, o benim saçımı toparladı. Arkadaşlar, saçınız yandıysa o kuaförde kafanıza keratin yüklettirmeden çıkmayın. Tamamen kendileri yüklemek zorunda. Hiçbir şekilde para vermeyin. Ben boya parasını sonra verdim yine. Orada da bir şey çıktı. Vereceksin tabii dedi boyamın parasını. Ben iş yaptım orada. İş yaptı. Saçımı yaktı. İş yaptı. Neyse, attım parayı, çıktım. Dedim ki yani başıma bir şey gelmesin. Çoluğum çocuğum var. Attım parayı, çıktım. Ama ben böyle bir gün hatırlamıyorum ömrümde ya. Yani saçlarımı bir de çok seviyorum. Ve yandı %75'i. Oradaki herkes beni teselli etmeye çalışıyor. Bu arada bak diyor, şu bakımı kullan, bu bakımı kullan. Herkes bir şeyler sunuyor bana. Sunuyor. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Saç yandı. Ne yapacağız? Hani saç yandı. Ne yapacaksınız? Ne şekilde, nasıl hızlıca toparlarsınız ona bakacaksınız. Bununla ilgili de çok harika bir çözümüm var arkadaşlar. Şimdi gelin hadi hep beraber onu yapalım. Ondan sonrasında da ben size cılız saçlarla ya da yanan saçlarla nasıl sokağa çıkacak şekilde saç yapacaksınız, birkaç model göstermek istiyorum. Açık bırakmanız gerekecek, arkadan toplamanız gerekecek bir süre. Yani bir iki hafta özellikle saç kendini toplamayacak, kopmaya çalışacak sürekli. Çünkü inceliyor, incecik oluyor. Şimdi birlikte gidiyoruz. Banyoma gidelim benim. Ne yapıyorum, ne uyguluyorum da saçıma böyle foşur foşur uzuyor. Bakın, iki haftalık saç, çok şükür ki hızlı uzuyor saçlarım. İki haftalık saçımız böyle, neyle uzatıyorum? Hadi size bir kopya vereceğim. Gidelim bakalım. Tamam, şimdi saçlar yandı. Giden gitti, geçmiş olsun. Bakın, benim saçlarım normalde böyle ele gelirdi, deli deli böyle acayip yoğun olurdu. Ama şimdi bir fare kuyruğu kadar, şöyle yapınca daha çok anlıyorsunuz, fare kuyruğu kadar oldu. Ve hala bakın, her tutup çektiğimde elime geliyorlar, kopuyorlar çünkü. Çok inceldiği için uçları kopuyorlar. Ama tamam, canımızı sıkmıyoruz, ama ne oldu, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Bu saçların kökü sizde bir şekilde uzayacak. Ama en hızlı nasıl uzatabilirsiniz? Harika bir şey. Tamamen doğal. Yani ürün tanıtım falan değil. Neyle yapıyorum arkadaşlar? Nasıl böyle hızlı uzatıyorum? Bu. Hindistan cevizi. Yani markasını vermeme gerek yok. %100 doğal. Hindistan cevizi. Gratislerde var. Watsons'larda var. Her yerde var artık. Marketlerde de var. Bunu normal kahvemin içine de bir kaşık koyuyorum. Hem kafama siliyorum, hem içiyorum. Her şeyi yapıyorum. Bu ve bu. İhtiyacımız olan iki şey bu. Ben sadece bunu kullanıyorum. Artı bir de şampuanlarımı da göstereyim. Onları kullanıyorum. Şampuanla saç kremimi. Bir dakika getiriyorum. Ve kullandığım şampuanlı saç kremi bunlar. Bu ikisi. Hindistan cevizi yaptığım başka hiç de bir şey yok arkadaşlar. Tamamen doğal yöntemlere sığındım. Böyle normal dip boya yapar gibi dip boya yapıyor musunuz bilmiyorum. Dip boya yapar gibi yapıyorsunuz. İnanın 2 haftada değişimi fark edeceksiniz. Ayrıca Hindistan cevizi yağı vücudu da çok iyi yakıyor. Yazın güneşlenirken de vücudunuza sürebilirsiniz. Plus saçlarınıza da çok iyi geldiği için böyle güneşlenirken sürekli vıcık vıcık yağ içinde oturun yani. Vıcık ne olacak ki, denize gir çık akıyor yani. Güneşlenirken vücuduma komple, saçlarıma, saç diplerime bakın, inanılmaz bir uzama. 2 haftada böyle oluyor yani. Tamamen de böyle bir gür volüm. Bunu nasıl vereceğiz? Bu gür volümü. Onu da maşayla yapacağız. Maşa ve tarak, şey tarağıyla. Şu yağ işte.
Bununla yapacağız. Bununla da böyle gür. Aslında bu saç şu an çok karışık olduğu için böyle gürmüş gibi duruyor size. Aslında bu kadar gür değil. Bakın şöyle tutunca bir lokmacık saç var. Bir lokmacık saç var burada. Ama şununla ve maşayla mış gibi yapıyoruz. Gürmüş gibi yapıyoruz ama Hindistan ceviziyle çok hızlı toplayacaksınız. Hadi gelin uygulamaya geçelim beraber. Saralım birlikte. Sonra night night diyelim. Uyuyalım bu gece. Yarın banyo yapayım. Yıkayayım. Sonra karşınıza geleyim ben sizin bakalım. Ay yağlar akıyor resmen buralarımdan. Bunları silin arkadaşlar. Tabii yağlı yağlı yatağa girmeyin. Ondan sonra bana diyeceksiniz ki yatak yorgan kalmadı senin yüzünden. Hazır mıyız? Haydi let me start. Çok güzel oldum. Şahtım şahmaz oldum gerçekten. Bu iyiymiş ya. Çok sıkı sıkı sararsanız gece açılmaz arkadaşlar. Çok iyi oldu ha. Böyle davetlere falan böyle gideyim ben iş yemeklerine. Bayağı harcanıyorum buralarda ya. Aşırı güzel değil miyim? Yüzümü güzelleşti ortaya. Demek ki kel olsam da çok bir şeyim olmayacakmış. Tamamı yansaymış saçlarında. Demek ki kel kel böyle takılacakmışım. Buradan. Bir gece böyle kalın arkadaşlar. Şahane oldu. Çok oldu. Siz de biliyor eminim ki siz de çok güzel oldunuz. Bir gece böyle kalın. Sabah yıkayın. Ben şimdi böyle yatacağım. Sabah yıkayacağım. Ondan sonra kurutacağım ve karşınıza geleceğim. Bakalım bu ne oluyor? Ne olarak geleceğim? Hadi bakalım. Evet, en maymun halimle geldim arkadaşlar. Şu an size saçlarımın son durumunu söylemek istiyorum. Yaklaşık bir gün kadar beklettim. Yağ kafamda iyice emdi yani. Saçla yağ bütünleşti. Sonrasında yıkadım. Yıkarken de çok gentle yıkamanız gerekiyor. Yani böyle yukarıdan köpürtüp böyle saçları karıştırmayın. Çünkü o tararken yine kopma riskiniz olabilir. Yıkar mısınız saçım? Ne kadarcık aslında? Bu kadarcık kaldı. Yani %70'i kadar yandı. Çok az kaldı. Benim saçım nasıl gür yani. Gerçi onlarda çıt çıtlar da var ama yine de çok gür saçlardı. Neyse en azından bu kaldı. Bu da kalmayabilirdi. Hepsi kopabilirdi. Çok tehlikeli gerçekten. Çok riskli. Neyse şimdi bu saçı ben ne hale getireceğimi size göstereceğim. Güzelce yıkadım. Kibarca taradım. Bol şeyle. Konditeyner. Bilmiyorum Türkçesi. Yumuşatıcılı. Saç neyi? Yumuşatıcısı. Konditeyner. Bol konditeynerla öpüyorsunuz. Ay çok maymunum gerçekten. No makeup. No makeup. It's maymun. Evet şimdi böyle yıkadıktan sonra. Şimdi bakın. Bu kadarcık saçla nasıl güzelleşeceğiz? Neler yapacağız? Şimdi onu anlatacağım. Kurutuyorum saçlarımı. Yapıyorum. Sonradan nasıl yaptığımı anlatacağım. Evet geldim. Bakın o saç bu saç oldu. Nasıl oldu söyleyeyim. Şimdi saçlarımı kurutunca böyle bir hacimlendi. Ondan sonra buraları böyle böyle kabartıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan şimdi şuradan çok minicik alıyorsunuz. Burayı bombeliyorsunuz. Gürmüş havası katıyorsunuz. Çok iyi şefeciğim. Burası bir. Az. Yani çok fazla tutmayın buraya ki. Çünkü şeyle şu şekilde kabartacağız zaten. Bu benim geleneksel büşü modelim. Hem böyle kafamı böyle bir tak uzunlaştırıyor. Şimdi buraları da hemen şöyle aldım. Vişt. Bakın kabartıyorum. Mutlaka saçınızı kabartın. Şöyle. Bakın hemen fark ediyor yani.
cılızlıkla şey arası. Aşırı cılız aslında şu an saçım ama sarı saçın bir avantajı şey durmuyor. Cılız durmuyor. Şöyle üstten hafif. Valla gayet oldu işte. Alın size bir tane model. Güzel duruyor bence. Bayağı güzel duruyor. Şöyle bakalım. Bakın arkadan da böyle. Şu olay çok hoşuma gidiyor benim. Ben de hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz sever misiniz ama. Böyle. Buradan uzayanları da uzatıyoruz arkadaşlar. Biraz daha uzayacak burası. 4-5 santim kadar. Daha da töbe boyamam kısayken. Töbe boyamam. Saç elimde kalıyor çünkü. Bayağı şuralarda falan minnak minnak elimde kalan saçlar var. Böyle kısa kısa saçlar geliyor elime. Şuralardan. Yanık saçlar geliyor elime. Bu bir modeldi. Böyle gür gibi tutan. Bir de şey yapacağız. Maşayla gürleştireceğiz. O çok kolay. O böyle aralara maşalar atacağız. Ben böyle uyanıyorum. Böyle saçlar böyle şey oluyor ya, böyle manyak gibi. O zaman maşa yapacağız. Gıcık saçları hem böyle kabartacağız. Hem bununla kabartacağız. Hem de gür gibi göstereceğiz. Tamam. Sırada da o var. Onu yapacağız beraber. Bye bye. Ve sabah oldu. Uyandınız. Kendinizi bir maymun gibi hissediyorsunuz. Gerçekten şu an tam olarak o sahneyi yaşıyorum. Sabah oldu, uyandım. Saçımı şöyle toplayıp yatmıştım. Altından ne çıkacak buna bence kainat hazır değil. Ama siz hazırsanız yapacağım. Bir hemen suratımı şöyle boyadım. Çünkü gerçekten maymundan bir tık önceydim. Şimdi maymundan bir tık sonra oldum ama hala maymunluk gerçeğini değiştirmedim. Neyse, toparlayacak olursam saçımı açıyorum. Hazır mıyız? Yanık saçlarım. Bakın şuralar bayağı uzamaya başladı falan ama çok kötü ya. Saçlarım bayağı hızlı uzuyor bu arada. Bu Hindistan cevizini kullanın. Sonra bana dualar edin. Aşağıya dualarınızı yazabilirsiniz. Yani bir avantajım saçlarım kabarık. Bir avantajım bu. Şimdi kalktınız. Saçınız bir de azsa çok can kurtaran bir model veriyorum. Hazır mısınız? Can kurtaran bir aletle geliyorum. Şu an saçlarım çok gür gibi duruyor. Çünkü çok kabarıklar. Ama bu kabarıklık deyince fıs. Biraz önce gördünüz ya ıslak halini. Bayağı kötü. Böyle bir biçimsiz şekilsiz ya. 2 dakikada halledeceğiz. 2 dakikada. Hemen ince uçlu maşamı alıp geliyorum. Geldim. İşte geldim, buradayım. Şimdi hemen maşanızla hızlıca. Maşamı da kapattım zaten. Onun sıcaklığıyla yapacağım. Hop. Olursa kalın kalın da atabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız dalganızın boyutunu. Araları atacaksınız. O sizi kurtaracak. Yani bütün saçınız düzmüş gibi gözükecek. İlk başta önler önemli. Çünkü önleri iyiyse arkalar da güzel olur. Şu aralardan alıyorum. Kalınca bir miktar alıyorum. Hop. Yani çok da şey değil, mühim değil geri olan. Altlardan şöyle birkaç tane tutturuyorum. Maşam soğumaya başladı. Bir şey takmadan olacak galiba. Bir dakika. Tamamdır. Daha fazla yapmayacağım. Bir acelem var mı? Çıkıyorum yani. Tamam ama doğal olsun ama. Şimdi saçları hop attım aşağıya. Çalkaladım. Hop yukarıya karıştırdım. Bakar mısınız, bonus kafa gibi olmadım mı halbuki? Saç oranım bayağı az şu anda. Ve hazırım. Bana böyle Shakira diyorlar dansta falan, minnoşlarım. Kabarık kafa olduğum için. Dansımla hiç ilgisi yok. Yoksa iyi dans edemem pek. Seviyorum dans etmeyi de. Sevdiğim için yakışıyor. Sevdiğim için yakıştırıyorsunuz. Buraları böyle kabartın arkadaşlar. Olabildiğince. Yine şey tarak yardımıyla kabartabilirsiniz. Alın size gür saç. Hop. Çok gür oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu platin saçta yanıklar çok oluyor. Azalmalar çok oluyor. Ve yoğun gözüksün. Biz çok istiyoruz saçlarımızı. Yoğun gözükme taktikleri bunlar. İlave olarak böyle hani saçınızı çok kabartmak isterseniz karbonat dökün arkadaşlar diplerine. Hiçbir zararı yok. Tamamen doğal. Saçınızın dibine karbonat döküp böyle ovun. Yağlandığı zaman yağını da alıyor. Pislenme durumunda da temizliyor doğal olarak. Böyle karbonatı döküp ovalayın saçlarınıza. Onun da çok faydası var. Bunun dışında size söylemek istediğim bir şey yok. Sizi sevdiğimden başka. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar söylüyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Aşağıya sizin de eğer varsa paylaşmak istediğiniz bilgiler bu saç yanmasıyla ilgili aşağıya koyarsanız hepimiz birbirimizden öğrenmiş olalım. İletişim halinde olalım. Ve güzel şeyler yapalım hep beraber. Sizi seviyorum canlarım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.